Yeni düzenlemeye göre engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınan aracı kimler kullanabilir videosu yapmıştık hatırlayacağınız üzere. Bu konuda kafalar çok karışık olduğu için birçok kişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinden alıntı yaparak veya sosyal medyada gördükleri avukat videolarından esinlenerek engelli raporuyla alınan aracı kimler kullanabilir diye yorumlamaya çalıştılar. Bu videoda bizzat belgelerle ve resmi makamlara yönlendirmeyle konuyu açıklığa kavuşturacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. %90 ve üzeri raporlarla alınan ÖTV muafiyetli otomobilleri, engelli bireyin birinci dereceden kan, sıhri yakınları ve kardeşleri arasından en fazla 3 kişi kullanabiliyor. Çözgerle, yani çocuk engelli raporuyla alınan ÖTV muafiyetli otomobilleri ise çocuğun sıhri yakını olamayacağı için sadece birinci derece kan yakınlarından en fazla 3 kişi kullanabiliyor. Yani çözgerle alınan aracı sadece anne, baba ve kardeşler arasından 3 kişi kullanabiliyor kısaca. Ortopedik raporla, yani %90 ve altı oranlarla alınan ÖTV muafiyetli otomobilleri ise sadece engellinin kendisi kullanabiliyor. Bizim diğer videoda kısaca anlattıklarımız bunlardı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yazan güncellenmemiş bilgileri bizimle paylaşarak bu konuda kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Bakanlığın sitesinde hala ortopedik raporla alınan araçları 3. dereceye kadar yakınlarının kullanabileceği, %90 raporla alınan araçları ise herkesin kullanabileceğine dair bilgiler var. Bunu her zaman belirtiyorum. Bakanlığın sitesi maalesef hala ilk kurulduğu zamandan kalma bilgilerle dolu. Bu bilgilere dayanarak birçok arkadaşımız mağdur oluyor. Siz de görmüşsünüzdür. 10 yıl önce uzaktan bir akrabası veya komşusu üzerinden ÖTV muafiyetli araç alarak kullananlar vardı. Devlet bu işlere bir son verebilmek adına gerçek ihtiyaç sahipleri de faydalansın, yararlansın diye genel şikayet üzerine mevzuatı değiştirdi. Yeni kanunlar çıkarttı. Ancak bakanlık sitesini hala güncellemediği için eski bilgiler hala sitelerinde duruyor maalesef. Bazı dostlarımız da YouTube'da maalesef ÖTV muafiyetli otomobil konusunda hiçbir alakası olmayan, engelli sorunlarından bir haber olan ve sırf video çekmek için girip eski mevzuatları ezberleyip insanlara anlatan hukukçulardan duyduklarını baz alarak bizim de ÖTV muafiyetli araçları kullanma hakkımız varmış, bakın karayollarının kaçıncı maddesinde bu yazıyormuş diyorlar. Arkadaşlar, karayolları mevzuatı da çok eskide kaldı. Bu konuları anlatan arkadaşlar bir gün engelli raporuyla ÖTV muafiyetli otomobil almak için birisiyle araç bayisine veya vergi dairesine gitseler aslında konuyu anlayacaklar. Ama bilgileri olmadıkları için böyle konuşuyorlar. Gelen her yeni kanun eski kanunu atıl yapar. Hukukun en büyük kuralıdır bu. Engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler ÖTV muafiyetli otomobil alma konusunda sadece ama sadece Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çıkarttığı mevzuata bağlıdırlar. Bu bakanlık da vergi daireleri aracılığı ile mevzuatı uygular. Kısaca siz ÖTV muafiyetli otomobil alacaksanız sadece vergi dairelerinden onay almak zorundasınız. Ki araç bayisi de ilk olarak sizin raporunuzu tabi olduğunuz vergi dairesine gönderir ve oradan onay alır. Bunun dışında yok karayolları, yok aile bakanlığı, yok şu kanun, şu içtihat, bunların hiçbirinin önemi yok araç alımı ve kullanımı konularında. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe giren 4760 sayılı kanunun 7.2c maddesine göre engelli raporuyla alınan aracı kimlerin kullanabileceği konusu net olarak belirtilmiş, aksi durumlarda cezaların uygulanacağı da net olarak belirtilmiştir. Geçen yıl çıkan kanuna göre %90 ve üstü raporla veya çözger raporuyla araç almak istediğinizde şöyle bir evrak veriliyor size. Kanun açık ve net gördüğünüz gibi. Engelli birey olarak aracı ben kullanacağım. Ben kullanamazsam 3 yakınım kullanabilir diyorsunuz. Engelli birey bunu belirtecek durumda değilse vasisi bu kişileri belirtiyor arkadaşlar. Bu kişiler dışında bir kişi daha kullanabiliyor aracı. Onun için de iş akdi kurulması gerekiyor ki onun teferruatı da çok fazla. Yani engelli birey ben aracı aldım kullanamam, yakınım da yok. Belirttiğim bu kişi benim çalışanım diyerek
tüm işveren prosedürünü uygulayacak. Ancak böyle dışarıdan bir kişi kullanabiliyor aracı. Siz bu evrakta aracı kullanmaya yetkisi olmayan birisini yazdığınız zaman, örneğin engellinin amcasını yazdığınız zaman, vergi dairesi araca onay vermiyor ve sıfırdan aynı işlemleri yapmak zorunda kalıp noter ücretlerini tekrardan yatırıyorsunuz ve en az 15 gün zaman kaybına uğruyorsunuz arkadaşlar. Bunu deneyen abonelerimiz olmuş. Yani deneme amaçlı aracı kimler kullanabilir taahhütnamesine amca, dayı, yeğen, torun gibi akrabaları yazanların tüm işlemleri iptal edildi. Tekrardan evrak düzenlemek zorunda kaldılar. Bunu denemek bedava arkadaşlar. 15 gün daha araç alım sürecini uzatmak istiyorsanız ve ekstradan notere 2000 TL daha vermek istiyorsanız, siz de aracı kullanmasını istediğiniz birinci dereceden olmayan kan ve sıhri yakınlarınızı yazabilirsiniz. Diyelim ki siz taahhütnameye 3 kişi yazdınız ve onay aldınız. Aracınızı da aldınız. Ancak aracı kullanmaya yetkisi olmayan bir yakınınız aracı aldı, kullanmaya başladı. Bu durumda ne oluyor? Burada taahhütnamenin en altındaki maddeyi okuyabilirsiniz. Taahhütname diyor ki, sen aracı aldın, arkadaşına, torununa, amcana, dayına, yani aracı kullanmaya yetkisi olmayan birine verdin ve yakalandın. Bu durumda ben senden almadığım ÖTV tutarını alırım, hem de ceza harcı ve faizi ile birlikte diyor. Peki bu ne anlama geliyor? 2 Ocak 2023'te siz 480 bin TL tutarındaki bir aracı 250 bin TL'ye ÖTV muafiyeti olarak aldınız diyelim. Aracı arkadaşınıza verdiniz. O da bir kazaya karıştı farz edelim. Bu durumda devlet bu kanuna dayanarak sizden aracı alırken vermediğiniz ÖTV'yi şu şekilde istiyor. 230 bin TL ÖTV vergisi vermemiştiniz. O rakamın günümüzde hiçbir değeri kalmadı diyor. Girip sizin aracınızın güncel ikinci el raiç değerine bakıyor. Aracınız şu an ikinci elde 800 bin TL oldu diyelim. Bunu 1.8'e bölüyor ve 444 bin TL güncel ÖTV matrağını çıkarıyor arkadaşlar. Şu an idari para cezaları 5000 TL ile 20000 TL arasında değişiyor. Bu cezayı da alıyor ve işin en kötü yanı da geçmişte vermediğiniz ÖTV'nin günümüze kadar olan faizini de güncel raiç bedeline ekliyor. Yani aldığınız araca göre ve aracın değerinin artmasına göre belki de siz o aracın 2 katı fazla rakamını devlete ceza olarak ödeme durumunda kalabiliyorsunuz yasaya göre. Aynı kanunun ek 3 taahhütnamesini de şu an ekranda görüyorsunuz. Bu madde ortopedik engellileri ilgilendiriyor. Ortopedik engelle alınan aracı sadece engelli bireyin kendisi kullanabiliyor. Başka birisi kullanırsa az önce bahsettiğim cezalar bu kişiler için de geçerli. Aracı kullanmaya yetkisi olmayan birisi kaza yaparsa sigorta veya kasko kesinlikle hasarı karşılamıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Normal çevirmelerde belki trafik bu kadar detaylara bakmaz, ilgilenmez ama kazalarda sizi bekleyen sonuç belli arkadaşlar. Bu cezalardan kaçma şansınız bulunmuyor. Gider lüks bir araca çarparsanız, kasko iki aracın hasarını da size ödetirse hiçbir şekilde işin içinden çıkamazsınız. Son günlerde moda olan bir durum var. Bazı araç bayileri sırf insanların paralarını faizde işletme adına maalesef yanlış bilgilendirme yapıyorlar. Kurumsal, büyük markaların bayileri bu topa girmiyorlar ama kıyıda köşede kalmış bazı markaların bayileri ve galeriler şöyle yapabiliyor. Bakın, sizin de kullanma yetkiniz var diye aracı kullanmaya yetkisi olmayan birisine yakınının üzerinden engelli raporuyla ÖTV muaf araç satıyorlar. Araç önümüzdeki ay gelecek diyorlar. Örnek vermek gerekirse 1 milyon TL'yi alıp faize yatırıyorlar. Bir ay geçtikten sonra sizin kullanmaya yetkiniz yokmuş, vergi dairesi onaylamadı, ücretinizi geri yatıracağız diyorlar. Hem sizin ücretinizden kazanç sağlıyorlar, hem paranızın değerini kaybettiriyorlar, hem de zaman kaybınıza neden oluyorlar. Arkadaşlar, dediğim gibi kanun gayet net ve açık. Belirttiğimiz kişilerin dışında kimse kullanamıyor araçları. Siz eski mevzuatlara bakmayın. İşi bilmeyen kişilere tamah etmeyin, hukukçu bile olsalar. Yok, dava açarsanız kazanırsınız. Bakın, trafik kanununda şu madde var, bu madde var gibi boş işlere sizi yönlendirmelerine aldanmayın. Dosya ücretini avukata kaptırmayla kalırsınız. Devletin kanununa karşı dava açıp kazanabileceğinize size inandırmaya çalışıyorlar.
vergi dairelerinde ÖTV muafiyetli otomobil işlemlerini yapan birimler oluyor. Bizzat gidip kendiniz de detayları öğrenebilirsiniz. Sürekli belirttiğim gibi bu konuda sizin tabi olduğunuz tek kurum bulunuyor. O da vergi daireniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.